Nazlı. Ferit Bey, iyi akşamlar. Telefonumu tam olarak orada unutmuşum. Onu alıp hemen gidiyorum. Ya ben aslında rahatsız etmemek için önceden arayayım dedim. Ama telefonumu burada unutunca arayamadım tabii. Şimdi sessizce alıp çıkacağım. Siz geldiğimi fark etmeyeceksiniz bile. Teşekkür ederim. Aldım, çıkıyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kahve içmek ister misin? Severim. İçerim de kahve. Siz ne yapacaksınız? Yaparım tabii. Ben de içerim tabii bir kahvenizi o zaman. Tamam. Beğendin mi? Sıcak ama çok güzel. Baharat aroması var. Doğru ya, gurme olduğunu unutmuşum. Gurme değilim, şefim. Bu arada korkma, kafein yok, uykun kaçmaz. Beni bu ara çok uyku tutmuyor zaten. Neden? İş, güç, okul. Bulut. Bulut'u düşünüyorum. Alışabildim mi? Keyfi yerinde mi? Merak etme, o mesele çok yakında kökünden ayrılacak. Çok sevindim Bulut için. Hadi Hakan'ı anlıyorum, o her şeyi yapar da... Demet'in böyle bir konuda söz konusu olan yeğeniyken... Hakan'a bu kadar yardımcı olmasını gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü der ki... Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan kork. Güzelmiş, çok doğru söylemişler. Niye bu ilgi Japonya, Japon kültürü, yemekleri falan? Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok etkiliyor beni. Aynı zamanda çok dürüstler, adiller, onurlular, çalışkanlar. Bu arada lafını bölüyorum, çok sıcak belli, acı çekiyorsun, farkındayım, alayım ben onu. Teşekkür ederim. Çok onurlular, adiller, çalışkanlar. Mutfakları da şahane, gerçekten olağanüstü. Bir de bana sempatik gelen çok fazla özellikleri var. Ya örneğin Japonya'da birçok hayvanın kendine ait kasabası var. Kedilerin, tavşanların, tilkilerin. Ya bunu düşünebilecek insanlar olmaları bile benim için çok heyecan verici. Ben galiba böyle çok sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilemene gerek yok. Bir şeye tutkuyla bağlı olmak gerçekten çok takdir ettiğim bir şey. Beni takdir ettiniz. Farkında mısınız, beni takdir ettiniz? Şu an bunu kutlamak istiyorum. Da ben galiba şu dilimi tutamamamı bir türlü takdir edemeyeceksiniz. Dolunay var. Çok güzel. Fener gibi parlıyor. Fener mi? Ben bakınca sadece maç yapan tavşanlar görüyorum. Bunlardan hangisi benimdi? Sağdaki. Maç yapan tavşanları hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Çok lezzetli olmuş. Peki bunun bir sırrı var mı? Yediğim diğer suflelere benzemiyor çünkü. Olmaz mı? Ama bunu söyleyemem. Yani kimse tatlı yapmaya üşenmez. Sonra kullanırsınız falan. Sırlarımızı paylaştığımızı düşünüyorum. Aşk olsun Ferit Bey. Benim şahane suflemle Signor Rosetti bir mi? Söylemeyeceksin yani. Belki bir gün. Ya boş verin. Şimdilik biz buna çikolata mucizesi diyelim. Öyle bir mucize var değil mi gerçekten? Olmaz mı? İnsan çikolata yediği zaman en mutlu çocukluk anlarını hatırlıyor. En güzel duygular harekete geçiyor. Ne?
olur, ne olur. Aç şu telefonu, ne olur. Aç ya. Abla, ne olur aç şu telefonunu ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hı. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif? Son hapşırıklar bunlar, bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı, teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan iki gün üst üste işe gitmedi mi desinler. Nasıl, bahsettiğim kadar varmış değil mi? Her şey çok lezzetli. Burası gerçekten keşfedilmemiş bir hazine. Yalnız buranın bir kuralı var. Öyle mi? Nedir o? Burayı çok sevdiğimiz insanlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz. Yani çok sevdikleriniz derken ucu açık bir kelime, sevdikleriniz. Arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olur. Yani genel öyle. Şey, ben bu parçayı çok severim de, yani burada böyle bir anda... Güzel şeyler hep bir anda olur. Yalnız bu şarkının da bir kuralı var. Neymiş o? Dans etmemiz gerekiyor. Böyle bir anda. Güzel şeyler hep bir anda olur zaten. Thank you.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler. Nazlı. Günaydın. Günaydın. Ben çoktan işe gitmişsinizdir diye düşündüm. Gitmedim. Ben mutfağa geçeyim. Nazlı. Dün gece çok güzeldi. Bence de. Nazlıcığım. Nazlıcığım. Nazlı. Fatoş ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya? Uyanmıyorsun. Uyansana kızım. Allah Allah. Böyle sapık gibi insan mı uyandırılır? Sen böyle mi uyandırıyorsun insanları? Yavaşça seslensen uyanırdım ben. Aa tabii, ben bunu niye düşünemedim acaba Nazlı? Dışarıdan en az 18 kere, içeriden de 22 kere seslenseydim keşke. Tüh. Dejavu oldum. Ben de çüş oha falan oldum yani. Ya kızım, dün adamı aldın, çıktın, gittin. Ben yatıyordum, daha gelmemiştiniz. Öldüm meraktan. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Fatoş, bir şey yapmadık. Yani Kadir abinin yanına gittik, yemek yedik. Nasıl yani? O kadar saat sadece yemek mi yediniz Nazlı? Fatoş'cum, farkındaysan çok travmatik bir uyanış şekli oldu. Adım bile hatırlamıyorum sayende. Bir izin ver, kendime geleyim. İyi tamam, hadi ben burada bekliyorum. Acele et.